Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Miniğimle sizlere açılış yapmak istedim. Aşkım suyla. Bir taneciğim. Hava çok güzel dışarıda değil mi bir tane? Makyaj yapmıştım bir de böyle güzelce. Sizlere güzel görülmek için. Evet, asıl konumuza geliyoruz. Doğum günü hediyelerim gelmeye başladı arkadaşlar. Hem de kimden? Kardeşim ve annemden hediyelerimi aldım. Önce annemin hediyesini sizlere göstermek istiyorum. Böyle 3 farklı renkte oje almış. O kadar güzel ki renkleri. Şöyle yakından da göstereyim. Bu lila gibi böyle. Bu da onun bir değişik tonu. Bu da en koyusu. Bende olmayan renkleri seçmiş. İnanır mısınız? Şaka gibi yani. Ben de nereden biliyordum bende olmayan renkleri dedim. Ben bilirim diyor. Çok güzel. Çok beğendim. Hepsi pastelin. Şu ikisi pastelin. Bu da notun arkadaşlar. Numaralarını soracak olursanız eğer. Bu notun olan, koyu renk olan 40 numara. Pastelin, pür pastel yazıyor üstünde. 19 numara. Bu renk olan da 18 numara. Bu bununla aynı hemen hemen renk farklılıkları var sadece. Bu en koyusu. Koyu renkleri çok severim. Ama açık renkte hiç almıyordum ben kendime açıkçası. Annem almış. Buradan tekrardan anneme çok teşekkür ederim. Canım annem benim. Evet, kardeşimin hediyesine gelelim mi? Tadam! Bana ceket almış arkadaşlar. Çok güzel. Ben böyle kısa ceketleri de çok severim. Ve kardeşim de biliyor benim böyle ceket sevdiğimi. Canım benim. Ta Almanyalardan buralara kadar yetişti. Muhteşem. Şimdi sizin için giyiyorum. Üstümü de ona göre giyindim. Size de deneyip göstermek için. Birazdan Sevim'i de ararız zaten. Şöyle. Bakar mısınız? Böyle siyah montum da yoktu. Kolları da muhteşem. Deseni de çok güzel. Çok beğendim, bayıldım. Resmen beni tamamlıyor arkadaşlar. Şöyle desenini yakından göstereyim. Böyle. Arkasında etiketinde gördüm. Trendyol'dan almış. Canım kardeşim ya. Görüntülü arayacağım. Hello! Seni böyle yeni uyanmış bekliyordum. Ya ciddi misin? Evet, hep böyle arıyordun ya. Şimdi 2 saat var ya aramızda. Saçım uzuyor kanka. Bir hoşuma gitti. Uzat uzat. Uzatayım değil mi? Aynen uzat kanka. Uzuyor mu bak? Şuralardaydı sanki. Evet kanka uzamış ya. Değil mi? Ay uzasın ya. Bakım yapıyoruz ya. Ceket için teşekkür ederim. Canım benim. Ne demek? Seviyorum seni çok. Bir tane. Ya çok yakışmış ama. Evet çok beğendim ya. Çok güzel oldu. Ya. Evet. Seni göstereyim mi? Göster. Sevim uykudan yeni uyanmış arkadaşlar. Şekil ağda görüldüğü gibi. Şöyle bakın şöyle. Ups. O kadar. Canım benim sen her halinde güzelsin. Ağzım yüzüm şiş hala ya. Bir kendime geleyim. Evet. Öyle bu kadar. Bu kadar mıydı? Bu kadardı. Ya onlar da seni özlüyor. Canım benim. Ya yeah, sen de benim canımsın. Çok yakıştı ama sana siyah çok güzel oldu. Sarısın ya saçlar sarı ya. Evet. Bunun alt kısmı var ya şu kare bir yeri. He şurası. Onun aynı birebir deseniyle aynı kumaştan gömlek vardı. Alıp takım mı yapsak? Böyle şey tahmin ettim şu an bu gömlekleri. Sanki ambarda gördüydüm. Ambarda bile vardı. İşte ambarda görmüştüm sanki. Hava kapandı kız. Bu konuyu tartışmayalım istersen burası hep kapalı. Pardon kanka. Normalde güneş vardı az önce. Ne güzel fotoğraf atmıştım Instagram'a. Kanka ben güneş çıkınca şey gibi oluyorum. Hani TikTok'ta akım var ya bu sınava yetişmeye çalışıyor. He he. Tamam yetişti. Kapıları kapatmayın. Telefonu elime alıyorum. Güneş gitmeden fotoğraf çekilebilmek için. Ay çok sıcak oldu. Çıkartmam lazım. Tırnaklarım da kısa. Jel tırnak yaptıracağım. Aynen sana yakışıyor. Uzun süre gider en azından. Bir ay falan. Evet kardeşimle konuşma seansımız bitti arkadaşlar. Biraz uzun konuşuyoruz biz. Eniştesini de unutmamış. Onu gösterecektim size. Böyle bir kazak almış arkadaşlar. Boğazlı kazak. Şöyle göstereyim. Gri renk. Hüseyin'e böyle açık tonlar çok yakışıyor. Esmer olduğu için. Bu arada tırnaklarıma jel tırnak yaptıracağım. Kardeşimle konuşurken de duydunuz zaten. Ne zaman giderim, ne yaparım inanın bilmiyorum. O yüzden takma tırnak falan takmıyorum. Tırnaklarımı kendi haline bıraktım. Biraz böyle şey olsun, kendine gelsin diye.
Şu an çok aşırı kısa tırnaklarım. Biliyorsunuz bende birazcık koparma şeyi de var. Bir bakım yaptıracağım tırnaklarıma. Uzun süre gider diye düşünüyorum. Takma tırnak en azından böyle bir hafta 10 gün falan gidiyordu. Jel tırnak yaptırsam bir ay falan gider diye düşünüyorum. Şimdi akşam yemeği hazırlayacağız. Saat 4 falan arkadaşlar. Birlikte güveçte et yemeği yapacağız. Evet, sizler de görün istedim. Ben hani biliyorsunuz turuncu renkte bir güveç kabı almıştım. Normalde herkesin evinde var ama bende yoktu. Eksiklerimi tamamlamıştım. Hatta bundan önceki videoda görebilirsiniz. Hüseyin'le alışverişe çıkmıştık. Hesaplı AVM'ye gitmiştik Kemeraltı'nda. Orada ben onu 15 TL'ye aldım 6 tanesini. Şimdi sanırım 6 tanesini de kullanırım diye düşünüyorum yemek yapacağımız için. Yani içine etlerin durumuna göre hepsine bakacağız. Dolar diye düşünüyorum. Yani yarına falan da kalır yemeğimiz. Birlikte onu yapalım. Ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kendi çabalarımla yapmaya başlayacağım. Eti öncesinde büyük ihtimalle kavuracağım. Çünkü dana eti arkadaşlar. Normal tavuk falan kullanmayacağım. Başka bir zamanda tavuk soteli yaparız içine böyle. Üzerine kaşar peyniri falan mükemmel olur diye düşünüyorum. Ben artık onları da yaparım. Yanına da bulgur pilavı, salata falan. Salata yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü pazar alışverişine çıkmamız lazım. Yani sebzedir, meyvedir, o tarz şeyler almamız lazım. Bu aralar portakal çok aldım. Yaklaşık 6 kilo portakal aldık geçen Hüseyin'le. Sürekli portakal suyu sıkıyoruz. Birlikte portakal suyu da sıkarız bugün. O şekilde böyle bir video başlatmak istedim. Şimdi mutfağa geçeceğiz. Hemen geçelim, hazırlıklara başlayalım. Evet, mutfağa giriş yapıldı. Artık yemek yapmaya başlıyoruz. Et soteyi nasıl yapacağım? Şimdi biraz ben düşündüm arkadaşlar. Etleri düdüklü tencerede kavurmaya karar verdim. Şimdi öncelikle düdüklü tenceremi buraya koyuyorum. Buzluktan çıkarttığım şöyle kırmızı kapya biberlerim var. Doğranmış, hazır. Ve şöyle bir dana etimiz var arkadaşlar. Bunları düdüklünün içine attım. Bunu biraz böyle kavuracağım arkadaşlar yağda. Daha sonra böyle birazcık içine su katıp düdüklünün kapağını kapatıp kısık ateşte bir yarım saat falan pişmesi lazım. Şimdi hemen yağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim arkadaşlar. Şimdi bulaşık makinesinde yine bulaşıklar yıkandı. Tahta kaşıklarım kalmamıştı. Tahta kaşığıyla şöyle birazcık karıştırdım. Şimdi altını açtım. Şimdi orada öyle pişerken ben evde olan malzemelerle yapacağım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi biraz pazar alışverişine gitmemiz lazım. Şöyle bir adet soğanım var. Daha sonra 2 tane patates getirdim. Bunları böyle küp küp doğrayacağım. Sonra bu kavuracağımız etin içine katacağız. Şimdi hızlı bir şekilde soğanları koyalım. Sonra patatesleri koyacağız. Daha sonra da kavurma işlemine geçeceğiz. Soğanlarımız ve patateslerimizi böyle küp küp doğradıktan sonra, yani soğanları bu doğradı gerçi de. Şöyle bir tane tava çıkarttım arkadaşlar. Hemen bunun içine birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Zeytinyağıyla kavuracağım çünkü soğanı ve patatesi. Soğanlar pembeleşince hemen patatesi içine dökeceğim. Etler bu arada suyunu çekene kadar kavrulacak. Daha sonra içine su atacağım ve kapağını kapatacağım. Evet, etlerim kavruldu arkadaşlar. Çok göstermiyorum, çok sıcak. İçine su katıyorum. 4 su bardağı kadar suyu kattıktan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kaynayacak. Yani fısladığında dakika tutacağız. Ben 30 dakika falan tutayım dedim. Şimdi soğanlarım da oldu. Çok yakmamak lazım. Şu biberlerden içine atacağım. Hepsini atmayacağım. Çok yedi çünkü. Bunu da yarın falan yeriz artık. Daha sonra bunun içine de patates atacağım. Bu
Benim tarifim arkadaşlar. Hiçbir yerden bakmadım. Bir araştırma da yapmadım açıkçası. Güreş kaplarına da bu etli soteleri falan hepsini dolduracağız. Eğer beğenirsek sizler de yapın. Ama et varsa içinde her şey güzel olur bence. Bu arada güreş kaplarını göstermedim. Hemen size göstereyim onları da. Evet, bunlar. Bunları da buraya koyayım ki elimin altında olsun. Şöyle toplamda 6 tane. Büyük ihtimalle 6'sına da bunlar sığar diye düşünüyorum. Hüseyin de zaten 6-6,5 gibi falan geliyor arkadaşlar. Yetişecek. Hepsi yetişecek. Bu arada ben ne yaptım? Ev yoğurdu yaptım. Size göstermek istiyorum. Tencereye mayaladım arkadaşlar. Ama bir dahakine kavanozlara falan mayalayayım diyorum. Ama çok güzel oldu. Enfes tadı var. Hüseyin bayıldı. Kaşık kaşık yedi dün. Hatta tavuğa doldurdu gece. Onu falan yedi. Hüseyin çok seviyor ev yoğurdunu. Ben bunu kaymaksız yaptım. Sıfır kaymak bu arada. Sütü kaynattıktan sonra böyle kaymağımı süzdüm güzelce. Tam benim istediğim gibi oldu. Müthiş. Kıvamı da çok güzel. 3 kilo süt de yaptım arkadaşlar. Evet. 3 kilo sütün yeteceğini düşündüm. Daha fazlası güzel olmaz. Bundan koyarız bugün yanına. Salata yapacaktım ama salatadan vazgeçtim. Çünkü evde malzeme yok. Maydanoz, marul hiçbir şey kalmadı. Ve son olarak da patatesleri ilave ettim arkadaşlar. Orada kavrulurken ben de 4 diş sarımsak soydum şu kadarcık. Şimdi bunları bunun içine doğrayacağım. Biraz tat verir diye düşünüyorum. Güzel olacak. Şu düdüklünün sesinden dolayı çok çekmemeye çalışıyorum aslında ama bunu da göstermek istedim. Birazdan o da hazır olacak zaten etimizde. Evet, tam yarım saat oldu arkadaşlar. Hemen düdüklünün altını kapatıyorum. Birazdan havasını aldıracağım. Daha sonra da açacağım. Yine korkmaya başladım ama elimde değil. Bu arada bu pişti. Şöyle göstereyim. Enfes görünüyor. Bu renkleri çok seviyorum işte. Sarı, kırmızı. Yemekte özellikle. Şimdi bunu ben suyun altına tutacağım. Çünkü başka türlü bekleyemem diye düşünüyorum. Aman diyeyim bir de bir şey olur. Suyun altına tutunca daha çabuk havası alınıyor. O yüzden öyle yapıyorum. Bilmeyenler varsa aranızda öyle yapabilirler. Evet, şu an bence oldu. Bakın. Şimdi kapağını açıyorum. Hazır mıyız? Korkuyorum. Allah. En çok korktuğum şeydir. Mükemmel görünüyor arkadaşlar. Ya ben etleri doğrayacaktım ama unuttum. Birazcık büyük kalmış olabilir. Şimdi etleri bu kavurmuş olduğum patatesli, biberli, soğanlı şeyin içine katacağım. Bir de o şekilde kavuracağım. Bunu böyle farklı farklı yapanlar varsa aranızda nasıl yapıldığını bana yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de deneyebiliriz. Bu etin üstüne kaşar peyniri yapacağız bu arada. Aa, parçalanıyor. Tamam. Süper. Et pişmiş arkadaşlar. Şu aralarında büyükler var da onları alayım ben. Vallahi yanlış yaptık. En başında yapacaktım bunu. Bir anda düdük bir atıverdim. Şimdi hiç baharat eklemedim. Hemen onları ekleyelim. Birazcık karabiber, birazcık nane, kekiğimde buğday, tuz da ekleyeceğim. Bakar mısınız? Muhteşem. Şimdi hemen sos hazırlayacağız arkadaşlar. Böyle biber salçasını getirdim buraya. Çok azıcık biber salçası ekliyorum. Ve domates sosu ekleyeceğim. Çok azıcık attım arkadaşlar. Bayağıdır böyle yemek yapmıyoruz sizle adam akıllı. Onu fark ettim. Bence bu tamam. Oldu arkadaşlar. Et sotemiz hazır şu an. Şimdi et soteden böyle küçük küçük alıyorum. İçine koyuyorum. Tam birer porsiyon oluyor bu şekilde. Son olarak da böyle üstüne kaşar peynirlerini ekledim. Mükemmel görünüyor. 180 derecede pişireceğiz. Ve tepsiye koyacağım. Hemen içinde tepside zaten. Hepsinin içine bunları yerleştiriyorum. En son sizi nerede bıraktım bilmiyorum. O sırada şarjım bitti kameranın. Hemen şarja taktım ve getirdim.
Çünkü yemeklerimiz oldu. Hemen fırından çıkartacağım. Bu sırada da Hüseyin geldi yemekler pişerken. Ben geldim en güzel, en sevdiğim et yemeği ve güveç yemeği. Pişti şu an. Kokular var ya burada, beni mahvediyor. Beni içimi yiyor ya. Bayağıdır yemiyorum. O sırada da bulgur pilavı yaptım hızlıca. Zaten bu 15 dakikada pişen bir pilav. Hemen çıkaralım mı aşkım? Olabilir. Çok heyecanlı. Dur, şurayı açalım mı? Manyak bir şey oldu. Sesi duyuyor musunuz? Çıtır çıtır. Üstüne birazcık kaşar peyniri koydum. O sıra size gösterdim. İnşallah görmüşsünüzdür. Ve böyle kızardı. Nar nar kızardı böyle. Hemen şeye aşkım. Değil mi? Ben mi çıkarayım? Şurada. Öf. Bismillah. Ay dikkat et. Korktum. Ben de korktum. Bunu rendeleyenler de vardır mutlaka. Şimdi sıcak bu birazcık beklesin değil mi? Evet. Ama yoğurtları falan koyalım kaba. Sen ne yapıyorsun aşkım? Kocaman tripodu. Yakında mı? Dur. Ay elleyemiyorum. Ama tadını çok merak ettim ya. Aşkım bak şimdi. Şov yapmak istiyorum ama. Sönüyor bak bak. Görüyor musun? Evet. Şimdi çok bozmayalım da bir fotoğraf çekeyim ben bunu. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Hemen diğer yemekleri koyacağım tabaklara. Bulgur pilavını yoğurda ayarlayacağım. Bir tabak yapacağım. Büyük servis tabakları oluyor ya. Şunlar. Benim meşhur tabaklarım. Pilavı da şekilli yapacağım. Buna katıp şöyle kapatacağım buraya. Hoppa. Güzel oldu. Şimdi yoğurdumu da çıkarttım. Hemen şöyle yanlarına pilavı azar azar yoğurt koyuyorum. Biraz cıvık bir yoğurt oldu bu. Neden? Hazır yiyorduk biz. Ama artık bu şekilde yapmaya karar verdim. İlk ev yoğurdunu yaptığımda da paket yoğurt vardı. Ama o yoğurt da böyle paket yoğurt ve market yoğurdu olduğu için ilk yoğurdum günah olmazdı demişler. Ben de o şekilde yaptığım için büyük ihtimalle böyle oldu. Bilmiyorum. Biraz daha katı olmasını beklerdim aslında ama sofra bezine sardım. Güzelce böyle bir gün boyunca beklettim. Açtığımda bu şekildeydi. Ama böyle de güzel. Tadı mükemmel çünkü. Bu şekilde. Şimdi ben bunu kaldırıyorum tekrardan. Sofrayı kuracağım. Ve yemeğimizi yiyeceğiz. Bugünkü menümüz bu şekilde. Tekrardan şöyle yakından size göstermek istiyorum. Bakalım. Tadını beğenirsek sizlere önereceğim. Hemen içeri geçip yemeğimizi yiyelim. O sırada da size söyleyeceğiz fikirlerimizi. Masaya da ayarladım. Hüseyin de şu sunumlukları koydu. Tadına bir baksana hadi. Canlı canlı. Aynen canlı canlı. Oo. Görelim bakalım nasıl olmuş. Kaşar. Merak ediyorum. Oy. Kızardı ya. Evet. Ondan öyle oluyor herhalde. Nasıl? Tuzu Mükemmel. Falan iyi mi? Etinden de almak istiyorum. Ha etinden al bir. Nasıl? Aşkım şey gibi lokum gibi. Gerçekten mi? Ağzında dağılıyor direkt. Vallahi ben de merak Mükemmel ettim. Mükemmel tam ayarında. Hepsi tam ayarında biliyor musun? Hmm. Sanki böyle fazla pişirsen kaşar yanacakmış. Ne bileyim. Az pişirsen değil mi? Pişmeyecekmiş gibi. Böyle ne bileyim ya her şey 10 numara. Dibin düştü herhalde. Bundan yapmak lazım acı. İyi gelmişiz. Bir de şey yapacağım. Tavuk sote yapacağım bunda. Tavuk sote mi? Olur. He, köri soslu tavuk falan fırında. Güveçte tavuk da olur. Hmm. Hemen bir yemeklik. Çok güzel ya. Aynen öyle. Eline sağlık canım benim. Afiyet olsun. Elinden zehir olsa bile yerim ben. Allah Allah. Bak ya. Gerçekten mi? O zaman bir gün zehir hazırlıyorsun sana. Yiyeceğim bakalım. Şimdi ben de merak ediyorum açıkçası. Bir de benim fikrimi alın. Tarifi basit mi? Çok basit ya. Bir şey yok ki bunda. Hepsini ben bunu tavada kavurdum. Kaç dakika sürmüştür? Bir saat sürmüştür toplam. Öf. Hmm. Muhteşem. Sündü de sündü he. Hmm. Malzemeler hazırdı zaten ya. Bence evet. 10 dakikada yapmışsın sen bunu. Ya malzemeler tabii. Bunları doğradım falan. O sıra hazırladım. Çok uzun sürmedi aşkım ya. Bir eti kavurması yarım saat sürdü. Et nasıl pişecek normalde? Kavurmak et mı ya. Haşlamak mı? İşte şeyde. Haşladın mı? Suda haşladım doğru. Haşladın ha. Niye kavurmak dedim ki? Bence 10 numara. Değil mi? Güzel. Onaylandı. Bir daha yemek isterim ben onu. Evet sizler de yapabilirsiniz o yüzden arkadaşlar. Hadi bakalım. Size afiyet olsun. Sabah kalktım. Saat şu an 8:58. Bunu tarihe not alın arkadaşlar.
Uzun zamandır bu saatte kalkmıyordum. A101'e gideceğim. Hemen bir ayakkabılık gelmiş. Hiç kimse kaçırmadan onu almak istiyorum. Bir gideyim bakalım. İnşallah kimse almaz 2 dakika içinde. 9'da açılıyor normalde. Ay içerisi çok dolu şu an. Nasıl olabiliyor böyle? Kaçırdım mı yoksa? Ay tövbeler olsun yarabbim. Lütfen kaçırmamış olayım lütfen. Geldim şimdi. Nerede acaba? Çok güzel bir ayakkabılıktı. Fiyatı da 65 TL'ydi. Hemen bulmam lazım. Sonuç 100 lira. Kalmamış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başka bayiyi aradılar. En yakın bayi A101 neredeyse işte. Oraya gidecekti vallahi. Orada da kalmamış. Simbo'nun ayakkabılıydı. Çok güzeldi ve ben çok beğenmiştim ya. Çok üzüldüm şu an. Bilmiyorum. Hayal kırıklığı yaşadım. İlk defa erken kalkıp bir şeyi alamamak. Neyse artık. Ekmek aldım. Çıktım. Ama akşama güzel bir market alışverişine gideceğiz Hüseyin'le. Evde bayağı bir eksik vardı. Onları alacağız. Sağlam bir alışveriş yaparız diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Büyük şeyler alacağız çünkü. Deterjandır. Ne bileyim hep pahalı şeyler yani. Alacağımız yumuş. Yumurta. Şimdi eve gidiyorum. Yatacağım. Tekrardan bir 2 saat 3 saat uyuyayım. Sonra kalkacağım. Yüzüme resmen can geldi. Şöyle güzel bir makyaj yaptım. Çok abartılı bir makyaj yapmadım. A101'e gittim geldim hatırlıyorsunuz. Sonra kalktım. Biraz kitap okudum. Kahvaltı yaptım. Daha sonra da zaman geçti arkadaşlar. Bir 2-3 saat uyumuşum A101'den geldikten sonra. Çünkü çok erkendi. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ya benim açımdan. Evde de herhangi bir iş yoktu. Biraz kapıyı kapattım. Ses geliyor dışarıdan. O şekilde böyle hazırlandım. Birazdan çünkü markete gideceğiz. Hüseyin gelecek. Neyse asıl olayı anlatacağım size sabah yaşadığımı. A101'in sabah 8.30'da açıldığını öğrendim. 9'da açılıyor diye biliyordum ben. Çünkü internette o şekilde yazıyor. Ve hiç sabahın köründe de kalkıp gitmemiştim şimdiye kadar. Herhangi bir işim olmamıştı. Ama bu ayakkabılığı çok istemiştim. Nedense bilmiyorum. Bir haftadır falan konuşuyorduk yani Hüseyin'le de. İşte o ayakkabılığı alalım. Bizim ayakkabılık kırıldı. Üst kısmı yamuldu falan. Artık yeni bir ayakkabılık alma vakti geldiydi. Ben de çok istemiştim açıkçası. Ama bulamadım. Yani üzüldüm. Başka bir A101 falan aradılar hatta. Orada da kalmamış. İzmir'de biraz sıkıntılı yani bu durumlar. Büyük şehir olduğu için herkes yağmalıyor böyle resmen. Neyse ben de sonra anneme yazdım gelir gelmez. Dedim anne böyle böyle işte ayakkabılık alacaktım bulamadım. Sonra annem de kalkmış benim mesajı görür görmez A101'e gitmiş. Orada da kalmamış ilk A101'de. Sonra başka bir yere gitmiş. Orada bulmuş hemen almış getirmiş eve. Sağ olsun şöyle size de göstereyim hatta. Hangi ayakkabılığı aldığımı da bilmiyorsunuz. Evet şu gördüğünüz. Bunu almak istedim. Gayet güzel duruyor. Ben böyle ahşap ayakkabılıkları da seviyorum açıkçası. Bizimki siyahtı, kötü oldu dediğim gibi. Artık bunu koyacağız. Annem almış ve mesaj atmış bana. Aldım anneciğim. İşte benden sana doğum günü hediyesi gibisinde. Ben de dedim almıştım doğum günü hediyesi. Ne gerek vardı anneciğim falan. Bu da ikinci hediyesi olmuş gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten şuna eminim ki insanın kendi ailesi gibisi yok. Bir şey olduğunda ben böyle bir şey istediğimde ilk yazacağım kişi kendi ailem oluyor arkadaşlar. Böyle onlar da benim bir şeye alamadığımda üzüldüğümü gördüklerinde de hemen yapası geliyor. Evlat olduğu için gerçekten evladı olanlar beni anlıyordur şu an. Anneme söylediğimde direkt gitmiş almış gelmiş. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Aynı şekilde babam zaten bu evde bizim bütün eksiklerimizi tamamlayan tek insan. Hani bana başka kimsenin faydası olmadı açıkçası kendi ailem dışında. Allah razı olsun onlardan. Allah ailemizi başımızdan eksik etmesin. Şimdi çamaşır atacağım. Daha sonra büyük market alışverişi yapacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Evde bayağı eksik var bizim. Hatta pazara da falan da çıkmamız lazım. Yani pazardan alınacakları ben zaten marketten almıyorum. Marketten böyle pazardan alınmayacak şeyler alıyorum. Tekerleme gibi oldu birazcık. Koyu renklileri atmıştım çamaşırları. Onları sereceğim. Daha sonra da Hüseyin gelecek. Yemek yiyip hemen markete gideceğiz. Bu arada
güzel bir kargo geldi arkadaşlar. Burcu Noin, Doktor Klinik. Instagram adresini ekleyeceğim buraya bir yere. Açıklama kısmında da göreceksiniz zaten. O kadar güzel bir parfüm yollamış ki bana. Çok teşekkür ediyorum. All Star Pandora diye geçiyor arkadaşlar. Ama efsane bir parfüm. Nasıl diyeyim, böyle çok güzel bir çiçeksi kokular olur ya, öyle kokuyor. Asla baymıyor. Üstünüzden kokusu çıkmıyor. Şu an şu tişörtüm olduğu gibi parfüm kokuyor. Az önce sıktım. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ay, elim çok titredi. Üzerinde Pandora yazıyor. Bunun yanında bir de böyle lip balm yollamış. Bunların ürünleri doğal ürünlermiş arkadaşlar. Burcu bana o şekilde söyledi. Böyle dudaklarınız çatladığında, yara olduğunda falan, kışın soğuklarda oluyor ya. Çok etkili bir lip balmış. Bunu kullanacağım. Ve parfüme bayıldım ama. Mutlaka alabilirsiniz. Yani ben şiddetle öneriyorum size. Ve market zamanı. Biraz tamam. Para harcayıp gelelim. Ben de geldim bu arada. Evet, işten geldi senin. Ben hep aynı senaryoyu yaşıyorum. Sürekli her akşam işten geldiğim için. Aynen öyle. Değişim bir şey yok aşkım. Şimdi sen işten geliyorsun. Market alışveriş yapalım. Çanta almadık hiç yanımıza. Ana, niye almadık? Neyse, boşver. Poşete koyarız artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ben ceketi giydim he. Seyim'in aldığı. Çok yakıştı. Çok güzel değil mi? Kısa ya. Hoşuma gidiyor böyle. Çok güzel. Tam baharlık. Sıcacık tutuyor bir de. Şimdi bizim evin hemen tam karşısında ayrı bir yeri var ya. Oraya gidiyoruz. Kapanmadan alışverişimizi yapalım. Evet. Hava da karardı zaten. Bugün A101'i yağmaladılar aşkım sabah. Haberim var. Yetişememişsin. Yok. Yetişemedim. Çünkü 8.30'da açılıyormuş. Ayakkabılık vardı da bir tane. Evet. Çok güzel bir deseni vardı. Hadi geldik bakalım. Girelim. Bir şeyler gelmemiş mi yani? Nereye? Burada yok ki. Şurada oluyor genelde. Bak, bu hala indirimde. Şundan almıştım ben. Bayağı güzel bir indirim var. 10 televizyon alışıyor işte, 28 liraya düşüyor. 1.25 litresi. Ya lazım mı başka? Hayır, aldım ben ondan. Bir tane yeter mi? 4 litre. Bir tane aldım. Geçen bir tane daha aldım. 2 litrelik. 4 litreliği varmış. Aynı. Ha, onu görmedi. 125 lira mı? Ama diye. Markası farklı ya. Abola. Boş ver. Orkide aldık. Şimdi ekmek aldım sabah ben. Tamam. Kahvaltı. Burayı geçiyoruz. Evet. Şunlara bakıyorum bir. Senin ilgi alanın? 20 günlük. Elektronik, ufak elektronik yeri kısmı bunu. Evet. Çok ufak ama burası ya. Ama böyle değişik şeyler. Fiyatları var. Da burada yazıyor. Değişik şey yok. Yok değil mi? Yok yok. Bunlar hep aynı kalıyor ki burada zaten. Bak, bardaklar gelmiş. Love'ın. Bunları görmemiştim sabah uykulu halimle. Şimdi denk geliyorum, bak görüyorum. Kahve var mıydı? Şimdi Nescafe alalım. Kahve var mıydı? Kahve var. Evet, Nescafe ile açılışı yaptım. Bayağıdır içmiyorum. Termoslar gelmiş aşkım. Evet, şu üçlü kahve var değil mi? Onlar... Papilla'nın. Onu mu diyorsun? Bilmiyorum ki. Üçlü kahve aslında lazım da bilmiyorum. O ikili ama. Aynen. Yok ya, tava lazım değil ki aşkım. Tamam. Bak, bunlar güzelmiş. Şu tabaklar. Tatlı tabağı işte. Siyah. Ne kadar ki tanesi? Tatlı tabağı. Bence tatlı tabağı değil mi bunlar, siyahlar? Servis tabağı. 25 TL. Ha, 10 TL. Servis tatlı tabağı siyah diyor bak. Bak, gördün mü, tatlı tabağı dedim sana. 10 lira. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum, siyah toz falan. Çok toz kapacak gibi geldi bana da. Ama güzel. Yani rengini beğendim sadece. Aşkım, katlılar süzgeç varmış. Aşkım, aynısı bizde var. Var mı? Hem de aynı renge. İnanır mısın? Yer kaplanı yok, tamam. Bunlar benim çalışma masası. İki kapaklı, 8 renkli dolap. Ha, bunlar bugün geldi herhalde. Merdiven. Aha, merdiven de bu aktüel ürünlerde vardı bu seferkinde. Ne kadardı fiyatı? Burada yazıyordur. Merdiven 230 TL'ymiş. Çok pahalı değil mi ya? Aslında iyi de. Yani bunu alsak nereye koyacağız zaten? Ya ben de onu düşünüyorum. Sıkıntı o. Aşağıya koymamız lazım otoparka. Evet. Buradan neler alıyoruz? Pek bir şey almadım ben buradan. Ben alacağım aşkım ya. Bazen canım çikolata falan istiyor. Şu brownie'den almak istiyorum mesela. Gerçekten atıştırmalık istiyor canım. Bazen arıyorum, bulamıyorum. Ben ilgilenmiyorum bu konuyla arkadaşlar. Evet. Tatlıyı bıraktım. Hüseyin yokken yiyorum ben. Ben tatlıyı bıraktım. Ben bırakamadım vallahi. Bak, şundan alacağım. Tutku. Sonracığıma. Şundan iklenmiş. Küçük küçük. Tek lokmalık. Ama yok. Ondan almayacağım. Bir de şundan alayım iki paket.
Arada misafir geldiğinde falan çayın yanında iyi gidiyor. Evet. Yani hiç olmamasından iyidir aşkım. Balık kraker alacağım. İki paket sonunda. Konuşamadım. Şundan alacağım bir de. Evet. Tamam. Devam ediyorum. Şunlardan almıyoruz. Aha fantom gelmiş bak. Bizimkinden. Rengi farklı sadece. Yo o dikiş makinesiymiş. Bu ne? Aha, 850 TL olmuş. Fantom mu? Bu ne? Dezenfekte su üretim cihazı diyor. Değişik. Tost makinesi her şey var ya. Her şey var aşkım evet. Dikiş makinesi. Çok basit pratik şey. O evet. Süpürge dikiş makinesi. Ama onun fiyatı bu sanırım aşkım. Hayır canım o mudur? Singer diyor bak. Şaka mısın? Evet. 1100 lira şu küçücük şey. Allah Allah sanki içi boş ama gibi. İçi boş gibi geldi yani aşkım. Verilmez o para açıkçası. Yok verilmez. Şunlarda ne var? Ha iki kişilik fincan takımı. Oo en sevdiğim. Bayağıdır cips yemiyorum ama şundan alacağım. Ay Allah affetsin ya. Beni de istemiş. Senden gizleyeceğim tamam mı? Ama ne yapayım canım bak, çekiyor adam. Cipslerde o Samba Max barbekü üyesi olsun güzel güzel. Hayır ya bir tane yeter bana. Patos en sevdiklerim arasında. Sen biliyorsun. Aynen. Yok yok sambalardan almayacağım. Çerez alalım mı? Geçen de almıştık biz 10 liraya. Yarım. Aşkım 13,5 olmuş. Fiyatı değişmiş. Fark ettin mi? Hiç hatırlamıyorum. 9,90'dı o zaman. Ben şey istiyorum ya acılı şalgam. Cevizli sucuk var aşkım. Bir tane alacağım ya. Ben tatlı almıyorum. Kesin ben de tatlı. Şalgam mı alacağım? Acılı şalgam. Var mı? Ben yok gibi şu an. Ben yemeklerin yanında seviyorum. Evet buldum. Sen alalım oradan lütfen. Acılı. Değil mi? Evet. Onu ben içiyorum sadece. Ben sade soda kalmış mıydı evde? Al bir paket alalım. Bir paket alalım. Ben de sade sodacıyım. Önceden kola içerdim çok fazla. Evet. Kolayı bıraktım ama. 20 tane mi alsak? Neyden? Sodadan. Ne yapacağım aşkım? 20 tane nereye koyacağız? Koyacak yerimiz olsa alalım. 20 tane alalım. Vallahi koyacak yerimiz yok aşkım ya. Tamam. Buradan bir şey alınacak mı? Pazara çıkarız diye düşünüyorum. Evet bu hafta sonu falan çıkarız ama. Şey alacağım ben. Canım ondan istiyor. Ne? Şu çikolatalı sos değil de. Puding. Kakaolu. Bitterli. Bir tane daha alması lazım. Ha bu Dorbin'inmiş. Doktor Ötker aldım değil mi? Bilmem. Evet ondan. Evet. Doktor Ötker'inki daha güzel oluyor çünkü. Tamam mısın? Bakıyorum aşkım. Tatlıya doydun mu? Duymaya çalışıyorum. Gördükçe duyuyorum. Ya. Bak neler gelmiş. Bebek mi? Bebek masası. Yemeğini bebek yiyor. Buzlu mu? Aa, derin dondurucu. Derin dondurucu mu? Evet. Maşallah. Ya şey mi kocaman. Yumurta ihtiyacımız var. Yumurtayı şey mi yapsak? 15 lira diyor. 13. 10'lusu 15 lira diyor. Şu iyiymiş aslında. 15 lira değil aşkım. 15,95 yani 16 TL oluyor. Olsun. Bence iyiymiş. Gezen tavuk. Gerçekten geziyor mu? Gezen tavuk diyor. Organik yani. Demek istedi o mu? Bahçede gezdiriyordum. Bence bunu alalım sonra şeyden alırız. Köylü teyzeler geliyor ya. Köylü teyze değil. Ben şuradan bakkaldan alıyorum ya. Çok güzel oranın yumurtası. O da olabilir. Organik. Bence onunla alalım işte. Pazara çıktığımızda hani oradaki teyzeler oldu ya. He oradan o gün almıştık aynen, değil mi biz? Çok var. Güzeldi. Biz yaşlı bir teyze vardı. Onun tavuklarının yumurtasını yiyorsun. Çok güzel ama evet. O kendi topluyormuş. Kesinlikle. Ben gitsin küçük üreticisi kazansın, teyze kazansın. Aynen öyle. Öyle. Doğru söylüyorsun. Yeter ya şimdilik. O zaman süt alacağız. Sütümüz de kalmadı. Bulgurcu yumurtası içmek ister misin? Ay hayır. Küçükken içiyordu. Annem içiriyordu. Sevmiyorum sen ama. Sen herhalde puding yapacaksın. Süt lazım. Tabii. Ama sütü, ballı süt falan da içiyoruz. Onun için de lazım. Pudinge bu olur. İki paket tatlı böyle. Için onu al madem. Hı. Kendimiz için. Kendimiz için de bunlardan pınardan alalım. Al bir tane. İki tane ondan al bunu. Tamam iki tane al. Ay dur. En sevdiğim bölüm. Çok seviyorum ya. Çilekli bir tane daha alacağım. Knor bilyon alacağız. Heh. Et suyu bilyon. Bir tane bu. Çünkü ben bunu pirinç pilavında falan çok severek kullanıyorum. İçinde bunu seviyorum yani o yüzden. Başka bir şey daha vardı sanki aklımda. Et suyu bilyon alacağım. Burada. Aldım. Aldın mı? Hı hı. Tamam. Bir paket yeter. Bir de şöyle ezogelin mi alsak? Gelin al. Knorunkiler evet. Ay yayla çorbası. Ya bunu kendimiz de yapabiliriz de.
Arada böyle pratiklik açısından. Buzlu gönül aldım. Heh, yeter onlar. Yeter mi? He, bittikçe alırız ya. Şey düşünüyorum ben şu anda. Ben mesela mısır gevreği az yağlı, yarım yağlı. Ha evet. Alıyorum. Hatta sen bir tanesi de tatlı. Olur mu bilmiyorum da. Yok, iki tane yeter bana. İki tane yeter mi? Hı hı. Şunları mesela tam yağlı bir şey çıkartmışlar bana. Yağ oranı yüksek. Muhtemelen yoğurt yapımında daha iyi olabilir bunlar. Yoğurt yapımında mı? Bence de. Ama hayır, paket sütü güzel olmaz ki yoğurt yapımında. Şekersiz var. Laktozsuz süt. Hmm. Sindirmek kolay. Bundan bile daha iyi herhalde. Bilemedim aşkım. %1,5 en az. Bu, bence bunu alayım ben ya, laktozsuz. Tamam, onu al. Artık sindirme kolay. Diğerlerine bakıyorum. Şöyle değerlerini karşılaştırayım. Proteinler aynıdır zaten, sabit. Bence bu daha iyi ya. Tamam öyle. Ben şunu bırakayım, bunu alayım. Okey. Süt konusunda kararsız kalınca biz. Her telden aldık baksana. Bir şahın tam yağlısından aldık. İki paket. Bir pınar. Bir tane de laktozsuz. Yumurtaları kırmayalım. Kırmayalım da aynen. Ben de onu düşündüm. Mısır gevreği var değil mi evde? Miski var. Var var aşkım. Var. Duruyor ya hala. Onları iyi aldık ya. İki paket falan orada. Hı hı. Uzun süreli gidiyor. Bunları da alalım mı? Etimizin alacağını. Yok aşkım burada ya. Hepsi var zaten. Evde. Bunların hepsi var ya. Daha önceki alışverişler yaptık. Daha iyi yemedik işte daha. Evet evet. Şimdi yoğurdumuz falan da var. Yoğurdu zaten sen yaptın. Ben yaptım zaten aynen. Artık hep ben yapmayı düşünüyorum. Ben de öyle seviyorum yoğurtları. Ev yoğurdu daha çok seviyorum. Evet. Şundan alsam mı ya? Bir tane alıyorum aşkım. Alır. Bayağıdır yemiyorum ya. Başka. Eve başka. Gideceğiz. Açacağız poşeti, sadece tatlı almışız. Abur cubur. Ben almıyorum. Ben yemiyorum. Ben yiyorum arkadaşlar. O kişi benim. He? Seni direkt sattım. Satıyorum yani. Satma aşkı. Allah Allah. Bak ya. Ama ben de öyle çok yemiyorum. Arada canım istiyor. Ne yapayım? Bana yarıyor. Sende sıkıntı yok. Bana yarıyor. Evet. Ben yine hareket ediyorum. Sen de hareket ediyorsun. Süzme peynir. Peynir. Sendeyiz. Evet. Peynir kısmında ben. Süzme peyniri aldık Pınar'ınkini. Başka o dereotlular nerede? Buldum. 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 Dereotlu. Onu aşkım 22 lira olmuş. Hmm. Şu kadarcık peynir. Şurada yerdi. Şaka gibi ya. Ama çok seviyorum. Almak zorundayım yani. Topi alalım mı? Yok ya. Zeytin gibi onları. Yok ya, yok ya, yok ya. Şimdi süzme peyniri de aldık. Sana yağ alacağım, besel alacağım. Bunlar şart aşkım ya. Sucuğumuz var. Sucuk var. Şunlar da bayağı bir tane. Evet, sana fermente sucuk diyor. Şimdi asıl bölüme gidiyoruz. Deterjan, yumuş. Onlar kalmadı. Kalmayınca evde çıldırıyor. Hiç sevmiyorum. Dibinde çok azıcık kaldı. Ama hiç kalmadığını görünce sinir oluyorum açıkçası. Bir tane ıslak mendil alacağız. Bu kesin. Şu kadarcık şeye 4 lira verecek kesin. O taşlık falan var ya, alsaydım. Bilemedim. Alır mı? Alalım ya. Arada bir böyle yemesin mi? He, Ares için alalım. Taşlık seviyor ya. Hı-hı. Pirinç pilavıyla. Lapa pirinç pilavıyla veriyorum, güzel oluyor. Tarihi ne? 15 Şubat. Taşlık diye bir şey var. Tavuğun bir bölümü taşlık denen. Evet. Kemiksiz ama böyle kıkırdağımsı bir yumuşak bir et. Kaynattığımız zaman Ares buna bayılıyor. Bayılıyor. Yani şimdi full mama ne bileyim ben karşıyım ya, o kadar da. Arada bir değişiklik lazım ben bence. Ben kendim gibi düşünüyorum da böyle farklı farklı yemekler de istiyorum. Ama sadece mama verin diyorlar aslında da. O yüzden arada bir değişik değişik şeyler veriyoruz. Sevmiyor bir de, yemiyor. İşte seçiyor bazen. Benim markam. Getireceğim mi? Tabii ki de. 39.90'mış fiyatı. Bak, yumuşatıcılarda kampanya var diye ama bilmiyorum ne kadar kampanya. Yumuşatıcılarda, yumuşatıcı alacağım ben. Ciddi misin? Hı-hı. Şimdi de almak zorundayım. 500 lirasını veriyor. Ha, onun ama kalmamış herhalde. Onda indirim var şu an. Dediğin gibi ama yok şu an. Biz Viking'den devam edelim. Konsantre yumuşatıcı. Güzel oluyor ya. Ona küçük kapak katıyorsun değil mi? Küçük kapak kadar. İşte çamaşır makinesinin bölümüne göre ayarlıyorum ben onu. Buna konsantreden sadece bu kapak kadar katılabilir. Çünkü yoğun oluyor diye biliyorum. Aynen, biraz daha yoğun kıvamlı. Yoğun oluyor kıvamı. Yetiyor. Yani diğerinden bir bardak katıyorsan bundan küçücük bir kapak yeterli olur. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun aşkım. Bir sürü şey aldık. Evet. Fiyat tahmini alalım. Hı? Fiyat tahmini.
Fiyat tahmini mi? 400 TL. Tahminimde asla yanılmadım arkadaşlar. Sizce kaç para tuttu? Vallahi ben söylemek istemiyorum artık. Yani çok ufak şeyler aldık. Evet, hiçbir daha şey yok aslında, biliyor musunuz? Yiyecek hiçbir şey yok belki de. Bir çorbalar var içerisinde. Yok, içinde mesela ne pirinç var, ne makarna var. Ne bir tavuk var. Ha, ne bir et var. Hiçbir şey yok. Sadece 400 TL. 391 lira yani. 400 TL. Ha, kısacası. Süperiz. Uçuyoruz. Ama artık şaşırmıyoruz ki aşkım bu fiyatlara. İnsanları alıştırıyorlar bence. Yavaş yavaş. Uçuyoruz yani. Yani bir şey demiyoruz. Hiçbir şey yok ya. Cidden hiçbir şey 400 yok. 400 lira ne demek sen? Ne diyorsun ya? İnsanlar aç kalıyor. Nasıl olacak? Gerçekten şu an üzüldüm, biliyor musun? Normalde hiç üzülmem. Hadi alışveriş yaparız ama yani burada gerçekten adam akıllı elle tutulan bir şey yok. 400 lira veriyoruz. Evet. Çarpı 2 işte. Önceki haliyle 200 TL aslında. Muhtemelen evet. 200 lira bunların hak edişi. 200-250. Evet. Yok. A101 BİM de böyleyse yani Migros'u falan. Ya A101 BİM böyleyse Migros, Carrefour falan. Şunları gidip. Metro Market. Orada alamayacağız o zaman bunlar hiçbirini. Öyle. Vallahi onlar, öyle. Onlar birazcık şey. Da piyasanın üzerinde. Evet. Şimdi eve çıkıyoruz. Eve geldik arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştireceğim. Şöyle tekrardan göstereyim dedim neler aldıklarımızı. İşte peynir çeşitlerinden falan aldım. Süzme peynir, dereotlu peynir. Şöyle konsantre yumuşatıcı aldım Viking'in. Şöyle şalgam aldık acılı. Cips falan aldım. Vallahi arada canım istiyor gerçekten. Evde de olması lazım bence bu tarz şeylerin. Şöyle Nescafe aldım. Bayağıdır almıyordum. Et bulyon aldık. İşte Crax falan aldık. Bu poşet bu şekilde. Burada da tereyağı, Bessel falan var. Klasik Bessel aldım. Sonra şu şekilde sütler aldım. Bayağı güzel gidiyor. Sabahları, akşamları yatmadan önce iyi gidiyor. Şöyle Sanayi'nin tereyağı lezzetlisinden aldım. Şöyle tam tamına 391 lira 48 kuruş. İş burada gördüğünüz gibi. Burada sade sodalar var. Süt aldık. Şurada tatlı aldım. Şu tatlı güzel oluyor. Bayağıdır yemiyordum. Poşet o kadardı yani. Bu poşette de şöyle yumurta aldık. Daha sonra şu çorbalardan aldım. Şöyle ıslak mendil aldım. Şu cevizli sucuktan aldım. Sonra şu pudingleri aldım. Üstüyle pasta yapacağım. Sonra da şunu aldık. Taşlık ares için. Bunlar bu şekilde. Bunları yerleştireceğim. Şurada birkaç bulaşık var. Onları halledeceğim. Evet, artık bu videoyu da burada kapatayım. Dünden beri sizlere çekiyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız size anında bildirim gelebilir. Anlık neler yaptığımı da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye.